4 soru 4 yanıt başladı. İyi akşamlar. Evet, bugün neyi konuşacağız? Hemen arkamızda zaten genel yayın yönetmenimiz Merdan Yanardağ'ın 13 gündür tutuklu olduğunu hatırlattığımız bir duvar fotoğrafımız var. Haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutuluyor. Bağlamından kopartılmış bir video, montaj video hazırlandı. Bir linç kampanyası başlatıldı. Üzerine de zaten o tutuklandı. Tele 1'e de ceza yağdı. Peki bu hafta sonu neler oldu? 13 gün tutukluğa itiraz etmiş Şeyh Merdan Yana abi. Ben 13 değil 14 gündür özgürlüğümden alındım diye. Gözaltını da. Tabii onu katarak söylemiş. Tabii. Dolayısıyla normal şartlarda hani insanların özgürlüğünden alıkonulduğu, o geceyi de emniyette geçirdiği düşünülecek olursa. Doğru. Haklı bir itiraz tabii. Her bir gün değil hani bir dakika haksız yere eğer alıkonulduysanız onun kayıtlara geçmesi adına. Acaba bizim bu 13 yazdığımızı nereden öğrenmiş? Onu öğrenmiştir, söylemişlerdir. 13 gündür tutuklu ama. Bizim cümlemiz doğru. Tabii tutuklu. Biz tutukluluğuna vurgu yapıyoruz. Belki hani 13 gündür özgürlüğünden, 14 gündür özgürlüğünden alındı diye düzeltilmeli mi bilmiyorum. Onu bir istişare ederiz. Silivri'ye gidersek Merdan abiyle karşılıklı. Şimdi hafta sonu Bir Gün gazetesinde yazısı vardı. Evet. Merdan Yanardağ'ın. Onu haberlerimizde bir kısmını paylaştık ama müsaade edersen ben o yazı çok da uzun değil. Aslında daha uzun olduğu belli, Bir Gün gazetesi zaten yazının ilk bölümünü yayınlıyoruz demiş. Bir Gün gazetesindeki dostlarımıza da buradan selam iletelim. Çünkü onlar da Merdan Yanardağ'ın gözaltına alındığı andan itibaren büyük bir dayanışma içerisinde oldular. Hep yanımızda oldular. Merdan Yanardağ Silivri'den şöyle demiş Evren. Eğer ulaştırabilirsem bu Silivri'den gönderdiğim bir ilk bir gün yazısı olacak. Artık durum cezaevi normallerine döndü sayılır. Kasıtlı olarak bayram tatiline denk getirildiğini düşündüğüm tutukluluğun ilk günlerinde ortalık tırnak içinde Kerbela gibiydi. Bütün yetkililer izinde ve kantin de kapalı olduğu için temel ihtiyaçlar bile ancak buradaki dostlarımızın büyük çabayla verdiği destek ve personelin iyi niyetli yaklaşımlarıyla çözüldü. Yaklaşık bir hafta boyunca ne gazete, ne kitap, ne televizyon, ne de saat vardı. Peçete, tuvalet kağıdı gibi temizlik ve diğer ihtiyaç maddelerine bile ulaşmak zordu. Ancak bütün sorunları dayanışma ve dostluklarımızla aştık. Bu bizim büyük gücümüzdür. Artık kağıt kalemde var, kitap televizyonda. Yani yazabiliyorum. O tecrit günleri geride kaldı diyebiliriz. Tecrit derken onu yine tırnak için almış tabii. Özel bir vurgu yapmış. Geriye bir özgürlük kaldı elbette. Merdan Yanardağ'da tutuklandığına, cezaevine atıldığına göre rejimin başı göğe ermiştir. Ülke daha demokratik, adil, mutlu ve zengin olmuştur. Kutluyorum kendilerini. Çok mantıklı. Silivri bu rejimin imgesidir. Zulmün, baskının, kumpas davalarının, cumhuriyete, laikliğe, demokrasiye ve insanlığın ilerici birikimine saldırının simgesi. Buradan geçmek de bu rejim koşullarında neredeyse ülkenin aydınlarının, yurtseverlerinin, demokratlarının, sosyalistlerin kaderi oldu adeta. Öyle ki bir gün gelecek, burada kalmak bir prestij konusu olma halini alacak diyor. Ve bir analizi var neden tutuklandığına dair, Türkiye'deki mevcut duruma dair. Bundan sonra artık madde madde yazacağım demiş. İlk 5 maddeyi Bir Gün gazetesi bu hafta pazar günü köşesinde yer vermiş. Bu hafta pazarda geri kalan diğer maddelere yer verecek ama bunları da aktaralım. Tutuklanma hikayem sanırım genel çizgileriyle biliniyor. Ben de yaptığım açıklamalarla olayı nasıl değerlendirdiğimi anlattım. Şimdi bu yerde tutuklama operasyonunun arka planını ve oyununa ilişkin kimi noktalara dikkat çekmeye ve bazı notlar düşmeye çalışacağım. Bir anlatım ve okuma konusu olsun diye de maddeler halinde sıralayacağım. Birincisi, kuşkusuz bu operasyonun öncelikli hedeflerinden biri bağımsız medyaya gözdağı vererek otosansür uygulamasına zorlamak, hatta susturmaya çalışmaktır. Toplumu sindirmeye, seçimlerde ortaya çıkan büyük direniş potansiyelini geri çekilmeye yöneltmek, tehdit etmektir. Bunu ilk günden beri vurguluyoruz zaten biliyorsun. Yani bütün herkese gözdağı veriliyor ve başınıza hani Tele 1'e gelenler gelir deniyor. Oradakiler de yani diğer medya kuruluşlarında, alternatif yayıncılık yapan medya kuruluşlarında biraz daha dikkatli olalım diye insanlar düşünürler. Tabii. Zaten otosansür uygulanmaya başladır. Tabii. Bir otosansür uygulaması AKP iktidarının ilk yıllarından itibaren zaten yandaş medyada henüz daha böyle yandaşlaşmamış yani havuzdan yandaşlaşmış. Ne yapacaklarını tam bilemedikleri. Yok öyle havuzdan yandaşlaşmamış çünkü o yandaşlığı beğenmediler. Yani
ara ara kendilerini dikkat eden, kendilerini öven medya kuruluşları onlara yetmedi. Tamamen biat eden, tamamen kontrol altında bir basın dünyası, bir medya dünyası yaratabilmek için biliyorsun işte kimi iş adamları tehdit edildiler, vergilerle, cezalarla, yargılamalarla tabii tehditler edildiler. Evet. Onlar da peyderpey satmak zorunda kaldılar. Havuzdan havuza, havuzdan havuza kamu kaynaklarının kredi de kullanıldığı, kredi vererek bir operasyon çekildi. Medyada kalmış 3-4 numune, o 3-4 numune de şu anda en öncelikli hedef. İki diyor Merdan Yanardağ, Tele1 yayınlarının çok geniş bir toplum kesimine ulaşması, siyasal yaşam ve mücadele süreçleri üzerinde etkili olması da bu operasyonun nedenlerinden biridir. Özellikle seçim öncesi ve sonrasında yayınları bu bakımdan radara girdiğini düşünüyorum. Sosyalistlerin, solcuların, emekten yana olanların, yurtseverlerin yoktan var ettiği bir televizyon kanalının başarılı olmasını hazmedemeyeceklerdi. Öyle oldu. Öyle de oldu. İktidarı en çok zorlayan bir kitle iletişim kuruluşunu susturmak isteyeceklerdi. Ama başaramayacaklar. Bunu herkes görecek. Evet, yani işte hemen ardından gelen 7 günlük ekran karartma cezası, 5 program durdurma, 2 tane %5'lik para cezaları, Tele1'e dönük aynı zamanda özel bir muameleye hani maruz kaldığımızı yani, ortaya koyuyor. Yani özel bir özel bir hedefiz. Yani. Bentten ne denir ona? Anlayamadım. Özel bir kanun maddesinden. Ha, 8'e B'den verdiler. Tabii, sığmadığı halde. Üçüncüsü, seçim sonrasında muhalif bağımsız medyanın büyük bir bölümünün iktidarın iftiralarını, kara propagandasını bir yana bırakıp, hile ve sahtekarlıkları unutup, ülkenin demokratik ittifakına neden kazanamadın diye sormasını da doğru bulmadık. Biz dikkati adil olmayan, antidemokratik koşullarda yapılan seçimlere ve çalınan halk iradesine çektik. %48'lik, gerçekte daha fazla, muhalefet ve direniş potansiyelinin değersizleştirilmesine itiraz ettik. İktidarı sınırlayacak tek güç olan, ki başka kalmadı, bu önemli demokratik bloğun dağıtılması operasyonuna direndik. Bu girişimin iktidar güdümlü olduğunu ortaya koyduk. Bu tutum ve yayın çizgimizin iktidarı çok rahatsız ettiğini biliyoruz. Bize söylediler, olmayınca uyardılar, olmayınca da tehdit ettiler. Burası yeni bir bilgi olabilir izleyicilerimiz için. Merdan Yanardağ içeriden seçim öncesi ve sonrasında izlediğimiz yayın çizgisinin konusunda bir uyarı aldığını, önce söylediklerini, uyardıklarını, sonra da işte tehditlerin geldiğini söylüyor. Geri çekilmedik, geniş cumhuriyetçi kesimlere merkez sağdan sola kadar ulaşmamız, bu büyük demokratik potansiyeli içermemiz iktidarı çok tedirgin ediyordu. Operasyonun, tutuklamanın bir nedeni de budur diye düşünüyorum. Evet. Ve değişim tartışmasına müdahale. Burası CHP'ye ilişkin değerlendirmeler var. Tabii CHP şu anda toplumun radarında, radarında derken işte ne olup ne bittiğini hem çok olup biteceğini çok merak ettiği, diğer taraftan hiç merak etmediği. Çok ilginç. Çok tezat böyle belki. Yani, ama ikisi nasıl de var. İkisi. Yani i̇kisi aman bari ne diyor ya. Yani madem böyle bütün bu yenilginin... Bir taraf ne yaparlarsa yapsınlar artık ilgilenmiyor. Evet, yenilginin sorumluluğunu tamamen CHP'nin üzerine yıkmış ve seçimi kaybetmiş olmanın verdiği moral bozukluğunu daha çok işte CHP'ye dönük bir ilgisizlik içerisinde. Aman ben bundan sonra filan sandığa da gitmem, o da öyle yapmaz, böyle yapmaz diyen bir kesim var. Ama diğer taraftan da Türkiye'de mevcut siyasi yapı içerisinde hala ana muhalefet partisi ve iktidarın karşısında en güçlü blok, Cumhuriyeti kuran ve yeniden eğer AKP karşısında bir muhalefet bloğu oluşturulacaksa en önemli adres ve şu anda bir değişim tartışmasının içinde. Değişim tartışması da hafta sonu işte dün programınızı yolda izledim ben. Yaşar Aydın'ın çok güzel vurgu yaptığı üzere yani değişim değişim herkes değişim diyor ama hani değişime ilişkin şey kalmadı. Ekrem İmamoğlu'nun değişim vurgusuna dair mesela değerlendirmesi önemliydi. Yani bir internet sitesi kuruyorsunuz, değiştirelim. Peki nasıl değiştirelim? Siz yazın diyorsunuz. Yani ortada bir sıkıntı sizin, var. Sizin hani sunduğunuz bir öneri, şunu şunu yapacağız dediğiniz bir yol, yöntem yok. Yok. Yani demokrasi, işte dedim ya 14 yerinde demokrasi geçiyor. 4 yerde adalet geçiyor. Hukuk yok. Yani hukuk vurgusu yok. Mesela normal şartlarda işte ülkenin içinde bulunduğu koşullara dair vurgu yaparsınız, bir değerlendirme yaparsınız. O değerlendirmede
mevcut CHP yönetiminin alternatifi olmak istiyorsanız, dolayısıyla mevcut yönetimin, mevcut genel başkanın ve kadrolarının çizdiği siyasetin dışında bir siyaset tanımınız varsa onu ifade edersiniz. Orada bir farklılık yoksa bu seçimlerin kaybedilmesine ilişkin değerlendirmeleriniz, genel merkezin hatalarına dair bir değerlendirmeniz varsa onu paylaşırsınız. Hı hı. Ve yerine ne koyacağınızı, nasıl yapacağınızı da anlatırsınız. Yani bir iddia ile ortaya çıkarsınız. Burada böyle bir iddia henüz yok. Yani bir nasıl yapalım, nasıl edelim, siz ne dersiniz? Hani yazmış bir izleyicimiz, göndermiş o gün, paylaşamamıştım programda. Merdan Yanardağ'ın tutuklandığı gün ya da tutuklandıktan sonra buna itiraz etmeyen bir siyasi hareket mi olacaksınız diye sordum. Yani o görüşler kısmına mesela böyle bir görüş sorulmuş. Şimdi o görüşlerde ilk gün 32 bin, ikinci gün 48 bin kişiydi herhalde. Şu an kaç bilmiyorum. Kişinin görüş paylaştığı belirtildi. Çok düşük. Yani koskoca Türkiye. Türkiye'de 800 bin oy fark atmış, milyonlarca kişinin oyunu almış belediye başkanı, bir siyasi hareket. Evet. Ve o siyasi harekete önderlik ediyor. İnsanlardan görüş, destek istiyor. Ve 2 günde 48 bin ve onu hani büyük bir rakam gibi, büyük bir sayı gibi çok aktardılar düşük. Ama bence çok düşük. Yani ilgi yok. İnsanlar soğuk siyasete. Evet. Siyasete çok kızgınlar. CHP'ye çok kızgınlar. CHP'de bir ismi öne çıkartarak da olmuyor o kızgınlık. Yani Kılıçdaroğlu'na da kızgın, İmamoğlu'na da kızgın. Bu kaybetmenin hesabını bir yere sormak istiyor ve sorduğu adres şu anda burası. Muhalefette bir toparlanma son dönemde, son 3-5 günde diyelim. Ya kendi içimizdeki hesaplaşmaları bir an önce kenara bırakalım ve yeniden toparlanalım çıkışları görüyorum. Ne kadar başarabilirler? Toplum ne kadar buna izin verir? Ya izin verir derken yani teveccüh gösterir anlamında. Onu göreceğiz ama Merdan Yanardağ'ın içeriden dışarıdaki bu tartışmalara da bir el attığını söyleyebiliriz. Bakalım neler söylemiş. O yüzden böyle uzun bir giriş yaptım. Değişim tartışmasına müdahale ediyor. Merdan Yanardağ ve son iki madde bu Bir Gün Gazetesi'ndeki yazısından. 4. Seçimlerden sonra yandaş ve gerici medyanın neredeyse tümünün CHP'deki değişim tartışmasına kilitlenmesi, buraya kimi muhalif medya kuruluşları ve gazeteci dostlarımızın da katılması dikkatleri iktidar üzerinden kaydırdı. Seçimlerde elde edemediği ezici zafer böylece altın tepsi içinde sunulmuş oldu. Oysa bütün hileye, hurdaya, baskıya, iftiraya ve mülteci oylarına karşı ancak kıl payı kazanılan bir seçim vardı. Biz bu anlayışa da karşı çıktık, yayın eksenimizi öyle kurduk. Çünkü CHP'ye ilişkin değişim tartışmasının yönü ve kapsamı da belli değildi. Ayrıca bir partinin iç işlerine gazetecilerin bu ölçüde taraflı ve müdahil olmasını da mesleki bakımdan doğru bulmadık. CHP'deki değişimin ideolojik, politik ve örgütsel düzlemlerin tümünde gerçekleşmesi gerektiğini savunduk. Evet. Ve madde 5. Sağa savrulan partinin halkçı, kamucu ve cumhuriyetçi temeller üzerinde yeniden inşa edilmesi gerektiğini, bu bağlamda sola yönelmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledik. Esas ve zorunlu olanın iktidarın ahlaki ve siyasal meşruiyetini sorgulamak olduğunu ifade ettik. Muhalefet alanındaki moral bozukluğunu, demokratik toplum havzalarındaki yenilmişlik duygusunu dağıtmak için ben özel olarak mücadele ettim. Bu tutumumuz birçok çevreyi rahatsız etti. Muhalefetin de bu tutukluluğa karşı protestoda gecikmesinin nedenini bile burada aramak lazım. Dolayısıyla tutuklanmanın CHP'deki değişim tartışmalarıyla da bir ilgisinin olduğunu düşünüyorum. Burası ilginç. Evet. İlginç. Burayı biraz açmak gerekecek. Herhalde bundan sonraki şeyi de açacak. Yazıda açacak Yanardağ. Bizim şu anda görmediğimiz yani, devamındaki... Şöyle diyor çünkü benim %48'e olan inancım, %48'i bir arada tutmak için verdiğim mesajlar, muhalefetin bu dağınık görüntüsü ve muhalefetin bu dağınıklığı içerisinden kendisine koltuk ne diyelim, kapmaya çalışan, kapma belki tam uygun olmayacak. O yüzden böyle çok uzun düşündüm. Ama işte bir koltuk mücadelesi diyelim hadi. Bir koltuk mücadelesine girişenler olacaksa ki olacak. Yani değişim tartışması bir anlamda koltuklarda oturanların da değişimine gibi sanki şey olmuş. Nedir o? Oraya sıkıştırılmış bir tartışmaya döndü.
Benim bu çıkışlarım bu çevreleri de rahatsız etti. Dolayısıyla onlar da sessiz kaldılar diyor. Daha hala bir kısmında gayet sessiz. Evet. Şimdi hatırlar mısın ilk gün, yani Yanardağ tutuklandı, ilk gün çıktık ekrana ve tam bunu anlatmaya çalıştım. Merdan Yanardağ %48'i burada bir arada tutacak tezleri ifade ederken onunla ilgili, ya siz titreyin ve kendinize gelin, yıkılmayın, siz yenilmediniz, %48'siniz, çok önemli bir güçsünüz derken, kimi çevreler bunu işte CHP Genel Başkanı'na verilmiş bir destek. Hani bak %48 Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'na karşı ne çıkıyorsunuz kardeşim gibi yorumlamak istediler. Oysa Merdan Yanardağ bunu hiç söylemedi. O bir gündeki yazılarındaki buradaki programında da bir değişim tartışması yapılmalı ama bu tartışma ben daha yakışıklıyım, ben daha gencim, o yüzden o koltukta ben oturursam değişim olur diyerek olmaz. Yani bir yöntem, bir metot mutlaka ortaya konmalı, bir yol haritası konulmalı, bunun üzerinden tartışma olmalı. Neyi değiştireceksiniz, siz ne yapacaksınız? Bunlara cevap vermeden yalnızca değişim diyerek değişim olur mu dedi. Doğru. Ve Kılıçdaroğlu da yani genel başkanlıktaki değişime de işaret etti ama yerine aday olmak isteyenlerin, yerine aday olacakların bu eksiğine vurgu yapmıştı. Yoksa CHP'nin oyu da %25. Ki onun ne kadarı CHP, ne kadarı DEVA, ne kadarı gelecek, hani onu artık zaten hiçbir zaman hiç kimse çözemeyecek. Dolayısıyla belki de Merdan abinin çok açıkça söylemediği, onun %48'le ilişkin yaptığı bu tespit, bu değerlendirme, muhalefeti, muhalif güçleri ayakta tutmaya dönük aslında kaygısı. Çünkü biz çok konuştuk onunla şeyde, yani arkada kendi odasındaki tartışmalarımızda. Zaman zaman hani ben kamuoyundaki o genel tepkileri bir kamuoyu sözcüsü gibi ona aktardığımda hep çok kızdı. Yani ya yanlış yerden bakıyorsunuz, oradan bakıyorsunuz, şöyle oluyor, böyle oluyor filan diye. Ama sonuç bu ama filan deyip karşılıklı böyle didişirken, tartışırken hep %48'in ne kadar önemli olduğunu öncelikli olarak vurguladı. Şimdi bu vurgusu demek ki tam da tespit ettiği gibi belki birilerini rahatsız etmiş olabilir. Valla rahatsız olanlar rahatsız olmaya devam edecekler. Onda bir sıkıntı yok. Merdan Yanardağ yazarak, çizerek, işte bize gönderdiği mesajlarıyla topluma siyasal gelişmeler konusundaki görüşlerini, değerlendirmelerini de elbette paylaşacak. Biz de işte bu program vesilesiyle izleyicilerimize aktarıyoruz. Onu söyleyelim Evren. Destekler de devam ediyor. Hem ziyaretler devam ediyor, onu ziyaretler devam ediyor, burayı ziyaretler devam ediyor ve yapılacak ziyaretler var. Özellikle Erinç Sağkan'ın yapacağı ziyaret önemli görünüyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı yarın gidecek Silivri'ye sabah saatlerinde. Biz baroların sessizliğine dikkat çekmiştik hatırlarsan. Diyarbakır Barosu bir açıklama yapmış ama onun dışında barolarda bir sessizlik var demiştik. Yarınki ziyareti ben de merak ediyorum yani. Ne konuşacaklar ve sonrasında nasıl bir açıklama gelecek diye. Havanın döndüğünü görüyorum. Yani havadan kastım ne? Merdan Yanardağ'ın bu kısa anlamı bozularak cımbızlanmış sözleri üzerinden oluşturulan linç kampanyasında bir taraf hani zaten karşı cephede yer aldığı için oraya bir taarruz için kullandı ama hani o sessizliğin içerisinde şu da vardı. Yani bütün Merdan abinin tespitleri dışında şu da sessizlik nedenlerinden biriydi. Ya bu topa girmeyelim mi? Top ne? Hani içinde Öcalan'ın yer aldığı, Öcalan'ın övüldüğü iddia edilen bir tartışmaya girmeyelim. Zaten seçimde Kandil'di, Kılıçdaroğlu'ydu, montaj videolarla topluma hani CHP, KK diye sürekli işledikleri bir şey var, propaganda var. Evet. Hani biz de yarın bir gün siyaset yapmak istiyorsak bu ülkede, hani bak Öcalan'ı övdüğü iddia edilen bu sözlere arka çıkmış olmayalım. Biz buradan biraz uzak duralım, bize bulaşmasın diyenler vardı. İdris Şahin hafta sonu... Deva Partisi, evet. Deva Partisi sözcüsü. Evet, Zeynel Lüle'nin konuğuydu. Hı hı. Oradaki değerlendirmesini takip ettim. Diyor ki biz aynen bunu söylüyor yani. Biz ilk günlerde diyor bir durumu anlamaya çalıştık. Ne oluyor diye bir bekliyoruz. Yani ne oluyor bir anlamaya çalıştık diyor. Mustafa Yeneroğlu'nu yani partinin hukuk işlerinden sorumlu... genel başkan yardımcısı olarak ona verdiklerini ve onun değerlendirmesini aldıklarını söylüyor. Hı. Yeneroğlu'nun yaptığı değerlendirme ve Deva Partisi'nin de görüşü haline gelen değerlendirme. Ortada bir suç yok. Suçluyu övme yok. Burada büyük bir haksızlık var, hukuksuzluk var. Dolayısıyla
bizim programımızda İdris Şahin de çok net biçimde günler sonra en azından ortadaki hukuksuzluğu tespit eden ve buna itiraz eden değerlendirmesini paylaşmış oldu. Bunun her geçen gün daha da çoğalacağını, Merdan Yanardağ'ın Galip Ensarioğlu'nun Öcalan'ı öven sözlerini eleştiren konuşmasının nasıl olup da Öcalan'ı övmeye dönüştürüldüğünü herkesin sorgulayacağını düşünüyorum. Evet, ama öyle bir duruma geldik ki sen de belirtmişsin, adalet terazisi öylesine bozuldu ki bazı tutuklamalarda hakkını aramaktan utanır hale getirdiler insanı. Evet. Bunu neyin üzerine söyledin? Ya şundan söyledim. Şimdi dostlarımız geliyorlar ve Merdan Yanardağ'ın tutukluğuyla ilgili elbette isyanlarını dile getiriyorlar. İtirazlarını dile getiriyorlar. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ya memlekette hakikaten o kadar çok masum, yani masumiyeti konusunda bir tartışmanın olamayacağı, haksız yere tutuklanmış o kadar çok insan, o kadar çok yargılama var ki ve bunlar arasında hani birini özellikle alıp öne çıkartabilmek ve ya bu haksız tutuklandı demek bile insanı bazen, ya bunu söylüyoruz ama bak bu kadar da insan var, bunları eksik bırakıyoruz. Şimdi hepsini söyleyince bu sefer süre yetmiyor falan. Şimdi anlattık yani Çetin Doğan mide kanaması geçirdi bayramda cezaevinde. Evet. Ve bu mide kanamasından sonra onun rahatsızlığında şey olmadı. Ya Cumhurbaşkanı'na bıyık çizdi diye 16 yaşında bir çocuk bir ay boyunca tutuklu kaldı. Şimdi Merdan Yanardağ'ın tutukluğuna itiraz ediyoruz. Hep beraber işte konuşuyoruz filan. Sonra aklıma geliyor ya, diyorum ki bir ay boyunca bir bıyık çizdiği için 16 yaşındaki bir çocuk. Yani bir siyasi kimlik değil, Tele1'in kurucusu değil, toplum önderi değil, anlatabiliyor muyum? 16 yaşında. Toplumu almış oradan oraya yönlendirmiş, özel olarak iktidarın hedefi değil. Ama mevcut yargı sisteminde 16 yaşında bir çocuk bıyık çizdi diye bir ay tutuklu kaldı. Şimdi bu olunca bunu söylemeden de buraya gelemiyorsun. Yani haksızlıklar öyle bir şey yapılmış, evet, yapılmış ki. Merdan Yanardağ konuşunca hani yanlış anlamasın, o da mutlaka gider kulağına. Yani hani ona gelinceye kadar filan diye bir tablo çıkıyor ya. Bu çok hazin. Hani Merdan Yanardağ yazmışlar ya, tutukluluk süresi dikkate alındığında daha bir şey değil demişlerdi ya itirazda. Ha, evet. Daha dur bakalım demişlerdi. Yani 7 gün olmuş, ne olmuş ki? Yani baktığında mantık bu. AKP'nin kurduğu hukuk sisteminde doğru mantık. Daha çocuk bir aydır içeride, dur daha onu bırakmadık sana gelinceye kadar. Yani bir çocuğu bırakalım, çok Can Atalay'ı bırakalım, yani öbürünü bırakalım, bunu bırakalım da Merdan'a sıra gelsin yani. Hani utanma dediğin, yani bu ülkede adalet adına, bu ülkedeki yargı sistemi adına bir utanma duygusu bu. Yoksa bireysel, kişisel bir utanma değil elbette. Boşuna sıralamalarda o kadar geriye düşmüyoruz. Evet. Herhalde bazı kurallar işliyor ya da işlemiyor. Herkes bunlara dikkat ediyor. Evet. Ne kadar devam eder tabii bilmiyorum. Şimdi hocamıza az hocam kaldı herhalde bağlanmamıza, değil mi? Bağlanmış olabilir. Tamam, bağlıymış. Fotoğrafını koymaya çalışıyorlar. Tamam. Peki, oldu o zaman. Evet, Merdan Yanardağ 13 gündür onun... tabiriyle 14 gündür. 14 gündür özgürlüğünden alıkonulmuş mahrum, halde 13 gündür tutuklu. Doğru. Evet, o yani ne diyeyim? Yani onu herhalde bir vurguyu düzeltiyor yani. Bakalım benim bir vurguyu düzeltmek lazım belki. 13 gündür tutuklu. Bir düzenleme gündür yapalım şu yazımda. Bakalım bari yapalım. Hocam geldiniz mi? Evet evet, oradayım. Tamam tamam, geliyor şimdi. Hoş geldiniz hocam, iyi akşamlar. Valla hoş gelmedim. Bir akşamlar iyi olmuyor iki ama adet olmuş. Sağ olunuz. Size katılmak her zaman hoş bulmaktır. Akşamlarımız ve akşamlarımız... Hocam ses çok az geliyor hocam. Her zaman iyi olsun. Arkadaşlar sesi güçlendirelim. Başınıza bir iş mi geldi hocam, anlayamadık ki. Akşamları herkesin iyi olsun. Ben de size katılmaktan ve hoş geldiniz diye karşılanmaktan onur duyuyorum dedim. Ses bozuk mu? Çok mu bozuk? Şimdi daha iyi hocam. Biraz toparladık zannediyorum. Evet, evet. Tamam. Evet. Yani siz hani hoş geldiniz diye akşamlar dediniz de ben diyorum ki ne hoş gelebildim ne akşamlar iyi, evet, ama size katılmak her zaman oralara hoş gelmektir. Eyvallah hocam. Akşamları da herkesin iyi olsun diyoruz. Yani öyle bir gelenek, adet haline almış bu işler. Onun için öyle bir şey yaptım, öyle bir yorum yaptım. Tamam. Şimdi tabii çok doğru söylediğiniz şey. Yani mukayeseli olarak
Bana da çok kişi diyor ki ya 5 gün 6 gün üst üste arda arda Cumhuriyet gazetesinde Merdan'ı yazıyorsun. Bilmem orada 4 yılı aşkın zamandır yapan Selahattin Demirtaş var. İşte Osman Kavala var. Bilmem seçilmiş belediye başkanları var. Filan yani bu nedir filan gibi sitemler geliyor. İnanılmaz bir şey bu tabii. Yani bu hukuksuzluğun, haksızlığın, mantıksızlığın gelenekselleşmesi ve vurdum duymazlığın adaletsizlikleri artık bir nevi kanıtlaması gibi bir olay. Tabii Merdan Yanardağ'ın son günlerdeki en önemli olay. O yüzden çok önemli. Ve bir de tabii medyaya yönelik bir operasyonun bir belirtisi. O açıdan da farklı bir niteliği var. Yani demin Murat söylüyordu işte doğru. Hani o var bu var daha bir bakalım Can Atalay var. Merdan Yanardağ sıra mı gelir diye. Böyle bir kavga oluşturuluyor toplumda ve bu bilerek yapılıyor. Yani haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik ve bir kişinin, Türkiye'yi yöneten bir kişinin kararlarının bütün bir yargı sistemi ve hukuk sisteminin yerine geçmiş olmasının kabullenilmesi. Evet. Bu fevkalade tehlikeli bir olay. Fevkalade tehlikeli bir olay. Tekrar edeyim, ben bütün yazılarımda da söylüyorum. Kanıtlamadım. Kanıtlamadık. Kanıtlanmadığını biliyorum. Siz kanıtlanıp kanıtlanmadığını Selahattin Demirtaş'ın eşine, Osman Kavala'nın bir akademisyen olan eşine, orada tutuklu bulunan 80 yaşını aşmış olan komutanların eşlerine, çoluğuna, çocuğuna sorun bakalım. Onlarına sorun. Kanıtlanmış mı, kanıtlanmış mı? Yani bir derin yara, derin bir bıçak yarası gibi, böyle üstelik de yara içinde döndürülen bıçak yarası gibi kan akıtmaya, vicdanları yaralamaya devam ediyor. Çok üzgünüm. Çünkü bu arada vergiler ve zamlar, evet, ve hiçbir çekince olmadan büyük bir pervasızlıkla örneğin motorlu taşıtlar vergisini bu yıl 2 defa ödeyeceksiniz diyen mesela bir karar. Hani buyurun, yani bunun aklı, mantığı, adaleti filan nerede? Yani buna akıl sır erdirmek mümkün değil. Diyor ki iktidar, ben seçimi kazandım. Ne istersen yaparım kardeşim. İstediğim hasrede atarım. İstediğim vergiyi 2 defa, hatta çok gerekiyorsa 3 defa da alırım. Var mı bir, yani buna bir engel var mı? Yani şimdi Mart'ta 2 defa alıyor. Ya Temmuz'da 2 defa alma kararı veriyor. Tekrar Şubat'ta bir defa daha alır veya Aralık'ta bir defa. Hocam bir daha, hocam bir saniye. Hocam tabii. Arkadaşlar son bir dakikada bir bozuldu hocam. Bir arayalım mı tekrar sizi? Arkadaşlar bir arasınlar. Tamam. Belki bu arkadaşlar bir kapatıp tekrar arayın. Hocam kalsın fotoğrafı, sorun değil, şey yapmayın yani, hemen çekmeniz gerekmiyor. Çektiler. Motor taşıtlar vergisiyle ilgili bir şey söyleyeyim mi? Ya çok çok enteresan. Şimdi şöyle bir savunma gördüm. Diyor ki kardeşim, yani ne var diyor ya, motorlu taşıtlar vergisi artmışsa. Sizin arabanızın fiyatı ne kadar çok oldu diyor. Yani mesela işte bir yıl iki yıl öncesine kadar 300 bin liralık 200 bin liralık araban şimdi 1 milyon olmuş. Hatta 150 bin, 200 bin liralık araba 800 bin lira olmuş mesela. Daha ne istiyorsun diyor. Yani araban 800 bin olmuş. Bir zahmet yani vergiyi de bir tane daha öde. Ne olacak ki yani? Hani, bunu söyleyen var değil mi? Çok mu bir şey ödemiş olursun? Tabii canım abi, çok güçlü bir tez olarak bir de ileri sürülüyor. Yani bu kadar zenginleştin. Hani o kadar zenginlikten küçücük. Yani bir para vereceksin. Ne var yani bunda? Ama gerçek zenginlere hiç böyle şeyler dokunmuyor sonuç ya, itibariyle. Sakat anlayış şu. Ben geçmişte çok örnek verdim. Bu evler üzerinden çok örnek verdim. Ya o bir zenginleşme falan değil. Değil tabii. Böyle bir zenginleşme olur mu? Şimdi ben arabam, benim arabam, diyelim ki ben araba kullanıyorum ve bir arabam var. Bu evimle, arabamla, evimle işim arasında gidiyorum, geliyorum. Tamam. Hı hı. Benim ihtiyacımı görüyor, günlük ihtiyaçlarımı görüyor. Yani onun üzerinden para kazanmıyorum. Arabam var diye kimse bana arabamın tutarına bakarak bankaya lüks para yatırmışım ki, gibi değil ki artık bankaya artık para yatırmışım gibi bir faiz falan ödemiyor. Tam tersine motorlu taşıtlar vergisi ödüyorum. Kasko yaptırıyorum. Tabii. Trafik yaptırıyorum. Akaryakıt parası ödüyorum. Park ödüyorsun. Yıkama ödüyorsun. Onu ödüyorsun. Bunu, bir sürü masrafları var. Arabanın değeri 200 binden 1 milyon olduğunda
Onun bana hiçbir katkısı yok ki. Tam tersi zararı var. Çünkü trafik sigortam, parça da fiyatları da arttığı için 1000 liraya yaptığım trafik sigortasını 5000 liraya yaptırıyorum. Tabii. 3000 liraya yaptırdığım kaskoyu 15-20 bin liraya yaptırıyorum. Akaryakıt ve onun üzerindeki vergileri de ayrıca daha fazla yaktığımızı, daha fazla şey olduğunu unutmayalım. Bir tamiri, bakımı, mod şeyi, yıllık bakımı vesairesi falan da girdiğinde sürekli maliyet artıyor. Yani arabanın değerinin artmasının bana bir faydası yok. Arabanın değeri arttığında tam tersine kriter şudur. Arabamı sattım, yerine daha iyi bir araba alabiliyor muyum? Modeli yenileyebiliyor muyum? Hayır. Bir de tam tersine o nasıl 800 bin olduysa sıfır araba daha da fazla uçtu. Ve makas açıldığı için artık daha önce 24 aylık taksitle alabileceğim bir arabayı şimdi 100 aylık taksitle bile alamıyorum. Ya bu böyle bir zenginleşme aracı falan değil. Kimse arabası var diye zenginleşmedi. Ha, kimileri zenginleşti. Şöyle, arabayı bir yatırım aracı olarak görenler. Yani bugün işte 100 bin liraya alıp bir ay sonra 150 bin liraya satan, 150 bini alıp 250 bine satan, 250 alıp 3... Yani parayı nerede kullanırım diye bakıp para araba üzerinden al sat yaparak kazananlar olmuştur. Tabii, ama insanların büyük bir çoğunluğu 20 milyonu aşkın araba kullanıcısı araba ticareti yapmıyor ki. Arabanın fiyat, evin fiyatı arttı diye kimse zenginleşmiş olmaz. Tabii ki. Bu arada hocamız geldi. Bağlandı mı? Hı-hı. Evet ve ilave olarak söyleyeyim. Bu son enflasyon fırlamasıyla artık o araba sahiplerinin ellerindeki arabaların hepsi bir enkaz haline gelene kadar kalacak ellerinde. Çünkü onları yenileme olanağı artık kalmadı. Evet. Bu kadar net. Evet. Yani herkes düşünsün. Şu programı izleyen herkes düşünsün. Elindeki arabanın birkaç yıl daha yenisini almak acaba mümkün mü? Paraları yetecek mi? Bu araba yenilenebilir mi? Mümkün mü hocam yani, ya? Mümkün asla mü? Asla değil. 2019'da sıfır araba parasına bugün telefon alınıyor hocam 2023'te. Evet. Aynen. Çok. Üstelik de gelirler bu fiyatlar gibi artmadı. Yani 3-5 kuruş böyle ihale verir gibi bir takım zamlar yapılıyor. Ama asla yani bu enflasyonun arkasından koşarak bile onu yakalamaya izin vermeyecek düzeyde düşük bir gelir artışı. Düşük bir nominal gelir artışı. Gerçek gelirler törpülenip gidiyor. Evet. Hocam hukuksuzluğun kanıksanmasına vurgu yaptı ya. Hı hı. Yoksulluğu da kanıksatmaya çalışıyorlar. Evet. Aynen. Hocam emeklilerin maaşları üzerinden tartışmalara bakıyorum. Az önceki motor taşıtlar vergisindeki gibi. Aklım almıyor ya. Adam diyor ki ya kardeşim diyor siz diyor neye itiraz ediyorsunuz diyor. Daha diyor bir yıl önce 3000 lira alıyordunuz. Daha sonra bir anda 5500 oldu. Şimdi 7500 oldu. Ne var yani bu sefer de zam yapmayacaklar. Siz bir yılda diyor %114 zam aldınız diyor. Tamam. Ama bu arada ekmeğin fiyatı 2 liraydı 8 liraya çıktı. Ya enteresan. Bunu konuşmuyor adam, yani. Kiralar aldı başına gitti. Sana reva görüyor, sana hak görüyor. Bir de ne itiraz ediyorsun ya diyor 7500 lira maaşlara zam gelmemiş diye. Sen ne zamlar aldın diyor. Ya altı üstü sonuçta 7500 lira hiç kafa bulandırmaya gerek yok. Asgari ücret 11500, açlık sınırı 13000. Neyi konuşuyorsun sen? Açlık sınırının yarısına bu ülkenin emeklilerin yarısını mahkum etmişsin. Bir de şimdi onları kendi içinde... Ya sana zaten çok zam yapmışlardı, bana az zam yapmışlardı, ben 100 lira fazla alacağım, sen 300 lira az alacaksın diye bir de onları kavga ettiriyorlar. Kanıksanmayı geçtim. Evet, birbirine giriyor insanlar. 8 bin lira altında emekli maaşı olan insanlar, sen az alıyorsun, ben çok alıyorum diye birbiriyle kavgaya tutuşmuş durumda ya. Hocam evet, bu iktidarın işi kolay yani böyle. Evet, maalesef. Bu çok klasik işte IMF, IMF programının IMF ile bir anlaşma imzalanmadan devreye sokulması bunu getiriyor. Yani bütün toplumun yiyecek içecek parasına el koy, onların hepsini kısıtla ve sınırla, ondan sonra o paraları işte yatırım yapacaklara veya kendi bütçenin eksiklerini yani ithalat ihracat farkını filan kapatmaya harca ve dışarıdan borç almaya çalış. İşte bu.
Evet. Yani daha fazla, daha fazla yoksulluk, daha fazla yasak, daha fazla hapis ve belki de bu yorumlarla, bu yeni programla dışarıdan yeni bir sermaye ithalatı becerebilirsin. Mümkün değil. Hocam, bu NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı giderken Litvanya'ya yeniden bir Avrupa Birliği vurgusu yaptı. Evet. Mutlaka evet. Dikkatinizi çekmiştir. Tabii. Tabii. Ne oldu? Ne oldu hocam? Bu Avrupa Birliği sevdası yeniden nasıl depreşti yani? Nereden çıktı bu Avrupa Birliği sevdası? Düne kadar Hristiyan kulübü bizi almazlar falan derken bir anda ne oldu? Bir şey mi oldu acaba bizim kaçırdığımız? Efendim, yabancı sermayenin nasıl diyelim, kaynağı Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi olay şu, unutmayın. Bu iktidarın elindeki en büyük koz Orta Doğu'daki emperyalist saldırıdan dolayı ta Pakistan'dan, Afganistan'dan filan gelenler dahil Orta Doğu ilticacılarının deposu olarak ve bir nevi batıya karşı duvarı olarak Türkiye'nin kullanılması. Bu kozun üstüne bir de ya biz vallahi çok seviyoruz Avrupa Birliği'ni falan. İşte biraz da bana yardım edin de bunları biz durdurmaya devam edelim hikayesi için. Oraya bir böyle flört açık. Ama zaten bir de şart koşuyor hocam İsveç'le ilgili. Evet, evet. Tabii. İsveç meselesi. Tabii. İsveç meselesi, NATO meselesi ve bütün bunları da İflas halindeki bir ekonomiyi ayağa kaldırmak isterken yapıyor. Yani toplu bir oyun tutabilir mi bilmiyorum. Bilmiyorum. Türkiye'nin refahı, Türkiye'nin prestiji için bir yandan bunların sonuç vermesini insan istiyor. Ama yapılan büyük yanlışları da gördüğü için yüreği kanayarak bunların tek bir sonuca varmayacağını da kendi kendine de olsa insanlar itiraf ediyor. Yazık oluyor ülkemize, ülkemizin insanlarına. Evet. Bir diğer yandan bakıyoruz, yıllar sonra belki Erdoğan Avrupa Birliği'ne bir şekilde şartlı da olsa yeşil ışık yakarken Cumhur İttifakı'ndaki yeni ve en küçük ortaklarından yeniden refahtan hemen hayır, bizim Avrupa Birliği önceliğimiz değil diye bir açıklama geldi. Bakış açısına bakar mısınız? Bir anda i̇şte onu, bir taraftaki gerçek çıktı evet. Ortaya tekrar. Şimdi bakın, çok size bir çelişik duygu aktararak bugünkü programdaki katılımımı sonlandırayım. Hiç kimse benim kadar bu iktidarın bu ekonomik iflastan kurtulmasını, bu İlticacı sorununu çözmesini, Avrupa Birliği'ne katılmasını, Türkiye'yi yeniden demokratik, layık ve sosyal hukuk devletine dönüştürmesini arzulayamaz hiç kimse. Bütün kalbimle, bütün yüreğimle, bütün zihnimle, varlığımla bu iktidarın demokratik ve layık sosyal hukuk devleti konusunda başarılı olmasını istiyorum. Çünkü daha 5 yıl başımızdalar. Ama maalesef aklım ve bilgim ve deneyimlerim yapılanların hiç bu yönde olmadığını, tam tersine bir politika çizgisinde geliştiğini gösteriyor. Ve çok üzülüyorum, çok. Evet. Teşekkürler hocam. Sağ olun hocam. Evet. Hocam, gitti mi hocamız? Gitti herhalde. Gitti. Hocam görüşürüz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Hiç yandaş medyada zamlarla ilgili haber görüyor musun? İzlemiyorum desem şu sıralayıcı zamanım olmuyor aslında ama ama yani şeyde yazdıklarını görüyorum. Nedir o? Sosyal medyada paylaştıklarını evet, görüyorum. Evet. İşte nedir o? Biraz. Gerçi dün ya şöyle bir şey oldu Evren. Madem kapanmadan. Ben şehir dışından İstanbul'a gelmek için Ankara üzerinden bir işte yolu kullandım. Normalde Ankara'dan yola çıkınca arkadaşlarla 4-5 saat sonra İstanbul'da oluruz, görüşürüz falan diye ayrıldık.
Ben kaç saat sonra geldim? Ankara'dan diyorum. 10 saat sonra falan herhalde. Yok, 10-12 saat, 10-11 saat falan sürdü. Bolu'da, Bolu Dağı tüneli kapanmış. İşte orada sel basmış. Heyelan olmuş. Kapanmış. Ya şeyden başladı. Şimdi aklıma getiremedim. Yani daha o tünele gelmeden çok geriden trafik başladı. Hı hı. Ya 6 saatte filan, 6 saatte filan normalde 20 dakikada alacağımız, 25 dakikada alacağımız bir yolu 6 saatte aldık. Ya bir tane uyarı, bir bilgilendirme, Allah rızası için birisi de çıksın desin ki ya bir ihtiyacınız var mı? Yani benzinim bitebilir, ne bileyim çoluğum vardır, çocuğum vardır, tabii. Hastam vardır, tabii, bilmem nedir. Tabii, tabii. Şimdi bir tane o yol boyunca bir tek bilgilendirecek polis, yönlendirecek birisi filan. Ya hiç kimse hiçbir şey görmedi. Yani bir tane daracık yoldan böyle saatlerce şey yaptık. O arada açtım. O arada bak aklıma geldi şimdi. Hı. Açtım bir tane kanal. Orada net çekiyordu çünkü. Onu izledim. Ya ne kadar güzelleme, ne kadar çok güzelleme yapıyorlar. Ama mesela İsveç konusunda kafaları çok karışık. Şimdi bir taraftan böyle Direniş Ertuğrul'dan sahneler anlatıyorlar. Yani biz kimseye diz çökmeyiz, biz kimseye boyun eğmeyiz. Bunu tüm dünyaya anlattık, herkes bunu gördü filan diyorlar. Ama şimdi bir taraftan da emin değiller. Yani çünkü her an bir manevra yapılabilir. Yani Erdoğan imzalayabilir İsveç'in şeyini. Normalde hani ya bu İsveç dediğin nedir kardeşim, çeksin gitsin diyecekler. Şimdi önce bir bu şeyi vurguluyorlar. 20 yıldır herkes gördü bunu filan diyorlar. Yani bu ülkede Trump'ın yazdığı mektuptan işte daha pek çok hani dış alanda, dış politikalarındaki onlarca skandal sanki hiç yaşanmamış. Böyle bir dünya liderliği var. İsveç konusunda da hani hiç kimseye taviz falan vermeyecek ama ya işte tam da emin değiller ya. Oraya gelince böyle bir şey yapıyor. Nedir o? Ya yapıyor. Ya işte duruma da bakılacak. İşte İsveç'in de öylesi böylesi filan. Ama hiçbir şey söylemeden sürekli iktidar övgüsü, sürekli iktidar övgüsü. Her şeyi en iyi yapan, her şeyin en güzelini yapan. Ekonomi ise dediğim gibi bu kadar zam, bu kadar yolsuzluk, bu kadar yoksulluk, yolsuzluğa dayalı yoksulluğun ardından anlattıkları hikaye bunlardan şikayetçi olanları şikayet etmek. Yani 7500 lira, 8000 lirayla geçinilir mi diyen bir adama kes sesini, otur oturduğun yere diyecek noktaya gelmişler. Bir tık var. Yani şimdilik anlatma peşindeler. Şimdilik anlatıyorlar. Bir sonraki aşama, yani yerel seçimler aşılırsa eğer herhalde. Hı hı. Aman seninle uğraşacağım. Kes sesini. Ne veriyorsa odur diyecekler. Bitirecekler bu işi. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Tam öyle, da o. Yani bugün ben en son şöyle bir haber aldım. İşte memura %17 üzerinden normalde zam yapıldı. O 8 bin lira seyyanen veriliyor biliyorsun. Hı hı. %34 tazminat demişim, asgari ücrete zam yapıldı. %25 de emeklilere zam yapıldı. Erdoğan %39 oranında zam yapıyormuş. Kendisine. 100 binde 140 bin lira. Ya %25 meselesinde çok tuhaflıklar var. Mesela diyor ki hafta sonu ben işte gelirken sürekli TRT haberi de izliyordum. Ya her saat başında arkadaş, ertesi gün olmuş üzerinden 24 saat, her saat başında Bayburt Gümüşhane konuşması Erdoğan'ın. İşte emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik dedi. Emeklileri enflasyona ezdirmedik dedi. Yani TÜİK'e göre bile enflasyon oranı %18. Hangi enflasyonu ezdirmedin? TÜİK'in enflasyonunu ezdirmediğini söylüyor işte. Ama ona yani, göre bile 38 iken sen 25 veriyorsun. Ya çok basit bir şey soracağım. Diyor ki emeklilere enflasyon %19. Ben diyor size %6 yuvarlak olsun diye söylüyorum. Aslında bu 19.75 evet, bilmem evet. Kaçtı. %6 refah payı verdik, %25 yaptık diyor emeklilere. Evet. Güzel. Memur emeklilerine diyor, memur emeklilerine sözleşmeden doğan hakları %17 idi, onlara da 8 refah payı verdik, onlara da 25 yaptık. Ya arkadaş bu ülke bir refah ürettiyse neden emekliye 6 düşüyor da memur emeklisine 8 düşüyor? Mesela bunun bir mantığı var mı? Yani neye göre 6 ve 8 diye dağıtıyorsun bu refahı? Saçma sapan. Ya saçma sapan. Refah, refah. Yarattıkları refah. Yok bize ya refah diye anlattıkları şey %25'lik zamla 7500 lira ve altında milyonlarca kişinin
yaşam mücadelesi vereceği bir ülkedir. Vallahi bugün bir yerde okudum. Bir tip tuvalet kağıdı 1100 liraymış. Hangi tip olduğunu bilmiyorum ama varmış demek ki 1100 liraya tuvalet kağıdı. Daha başka hiçbir şey demek istemiyorum ben. Tamam, peki. Konuyu böylece kapatmış olalım. Böyle yayını da böylece bitirmiş olalım. Yarın görüşeceğiz sevgili seyirciler. Ama bizden sonra hemen Gündem Özel var. Namık Koca hazırlayıp sundu. Sunacağı eski devlet bakanı Önay Alpago, eski Hatay milletvekili Suzan Şahin, Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, emekli büyükelçi Faruk Lüoğlu, ekonomist profesör doktor Aziz Konukman, Namık Koçan konukları olacaklar. Gündem Özel'i kaçırmayın. Tele1'den ayrılmayın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.